Konudan konuya geçiyorum. Hızlı düşünüyorum. Her konuya vakıf olmaya çalışıyorum. Biliyorum ama farkındaysanız çok da içerik veriyorum. Yani tweet burcu açtığınızda birçok içeriği bir arada bulabiliyorsunuz. Evet, Birkaç ya, gün seyredin bu programı? Al geri bir daha bak. Al ya geri bir daha bak. Tarihlere bak birkaç kere izlemek lazım seni evet, anlayabilmek evet, için. Evet. bak. Çünkü ben çok yazıyorum. Her konuyu araştırıyorum. Suları çalışıyorum. Diyorum ki sular nerede yükselir diyorum. Ona bakıyorum. Ülkemizin hangi limanları ön plana çıkar diyorum. Hmm. Dolar altın ne olur diyorum. Ne olur? Ne olur? Ne olur? Ne olur? Merkez başkanı değişir mi? Diyorum. Değişti. Ne olur? Yine değişir mi? Diyorum. Aslında o kadar çok şey istiyorum ki. Aldın mı mesajı? kabine tekrar revize olur mu? diyorum. Öyle mi? Ondan sonra işte kulüp başkanları bu parasızlıkla ne yapacak diyorum. Aslı çok şey dediğim ve çok şey çalıştığım için. Dolar altın ne olur? E artık onu bugün konuşmayalım. Nisan-Mayıs'ta söylemiştim çok yükselecek Biz duymadık tatlım. Öyle mi? Evet. Üçüncü <laughs> Dünya Savaşı mantığı eğer dünyada yaygınlaşıyorsa silah ticaresi çok başka bir noktaya geliyorsa, limanlar, uluslararası limanlar el değiştirecekse Basra Köfrezi'nde başka bir şey olacaksa altın altın çağını yaşamaya devam edecek. Tıpkı pandemide altın olduğu gibi. Altın altındır zaten. Ama daha da savaş dönemlerinde. Yani veya... derler ya güvenli liman diye. Evet. Altın altın altındır. Çok başka bir noktaya gelecek. O yüzden de ben size e, bu bir yatırım danışmanlığı değildir ama evet, altın evet. altın çağını daha büyük yaşayacak. E, dolayısıyla mesela ev gayrimenkul satmak isteyenler varsa ben onlara kesinlikle 2023'ün 28 Ekim'indeki gerçekten o iddialı tutulmayı yaşayana kadar satmanızı tavsiye etmem. Neden? Tamam. Çünkü o kadar dışarıdaki fiyatlar değişecek ki. Mesela diyorlar ki ev fiyatları düşecek diyor. Birçok emlakçı danışanım da söylüyor. Evet. Ben diyorum ki hmm. oh. benim astroloji dünyama göre düşmeyecek diyorum. Ta ki 2022 Kasım'dan beri bunu ben söylüyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben ülke bazında konuşuyorum. Kendi yaşamımdan yola çıkarak ben bu ülkede çıkan bir şeyin indini daha hiç görmedim. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Hayır ben bu ülkede hiç görmedim. Şu su 5 lira olduğunda 4'e indiğini hiç görmedim. Doğru. Ben Biz görmedim. Biz gördük mü? Biz görmedik. Gören varsa bana haber versin. Ya işte Görmedim. 2008'den 2024'ün Ekimine kadar dünya insanlık büyük bir e, gürültüden geçiyor. Bir gün aşılı, bir gün maskeydi, bir gün işte onların özgürlüğü. Biz çok şey yaşayacağız daha. Yani o yüzden de kendiniz hazırlayın. Yeni dünyayı hazırlayın kendinizi. Evet. Ya yeni dünya kelimesi de değil. Kendi hayatınızı, şu anki mevcut durumunuzu koruyacak şeyler de düşünün. Sadece ülke bazında düşünmeyin. Dünyanın da kafası karışık. Ben bunu anlatmak istiyorum ama işte burada sıkışanlar mesleğini bırakıyor, işte sektör değiştiriyor ya da istemediği uzmanı dövmeye başlıyor ya da istemediği sanatçıya işte hakaret evet, ediyor. Evet ya bir yerden bir şey... Kusuyor. kusuyor. Evet yakalayarak onu Öfkeliyiz, kusuyor. Öfkeliyiz, öfkelisiniz ama dünya da öfkeli. Bakın evet işte dünyayı anlamıyorum. Ben bugün oturduğumda, bugün bu masaya oturmadan önce Fransa'da bir parkta çocuklara, 3 yaşındaki çocuklara saldıranları Gördüm. okudum. Ve ben iki çocuk annesi, muhakkak izleyicilerimizin hepsi annedir. Hepimizin yüreği acımıştır. Dünya bir karışıklıktan evet, geçiyor. Sadece biz değil ki bize bu kadar yönlendirilmesi okunan. Biz okumanın. sadece şöyleyiz. Biz çok ortadayız. Evet, evet. evet Biz çok, var. çok Doğru. komşumuz var. Çok komşumuz var. mizin bulunduğu ha, coğrafya başka. bir yol. Bizim ülkemizden tarih boyunca insanlar geçmiş. Biz doğudan batıya açılan bir kapıyız. Üç tarafımız denizler. İşte durumumuz yani ülkenin evet. durumu, dünyadaki durumu çok daha başka bir boyuta geliyor. Daha gündeme oturuyor. Etrafımızdaki komşularımızın dertleri var. Sadece doları takip ederek hikaye çeviremeyiz. O yüzden de biraz daha sağduyulu, merhametli olalım birbirimize. Çok katılıyorum Saygılı A ve merhametli. Bak iç sesim ha. Bu sesi kadar. Mi? Vallahi iç sesim oldu ya. Aynen. Değişmeyen tek şey değişimdir diyorsun. Merhamet ve saygı evet, hepimize saygı. lazım. Evet. Birbirimizin alanına hiç girmemize gerek yok. Sevemeyebilirsiniz. Sevmek zorunda değilsiniz evet. ki. Okursunuz. Aynen. Takip edersiniz. Tabii. Ama ne zamanı artık nitelikli içerik zamanı. Kendini geliştiren, kendine yatırım yapanın peşine takılma zamanı. Bunları değiştirin. Ben kendim için ve sonra sizin için application yaz. Ben yazılım dünyasından ne anlarım CES? yani yazılımcı olmak Hocan zorunda kaldım. O da değildi aslında. <laughs> hani o otel sektöründendi. Biliyorum ne ble. yapsın? Ben ha? yazımcılarla yıllardır tepişe tepişe geldi. Çocuk IT'ci değil mi sonuçta ya? Ondan sonra otel eğitimleri veriyordu. IT ha, otel eğitimleri. Mi? Park, evet. Pek. Dolayısıyla da. Seninle magazinini yapalım. Evet. Ya <laughs> <bir, gülüyor> Konuşma. CES <laughs> yakalanınca şey yaparım. <laughs> evet. Ben en yapacak çocuklu bir e, insan evladıyım. Haftanın 6 günü çalışırım. Bol bol danışmanlık veririm. Boş zamanlarımda sorulan soruları yazıya dökerim. Makale çıkarırım. Her şey projelerinde görüyorsun Daha ne olsun bir insanda. Ben çalışırım. Çalışıyorsun. Beni davetlerde değil ondan sonra kötü günlerinizde arayabilirsiniz. Bizim en sevdiğim insan profili. programın ee, yanlış hatırlamıyorsam Yağmurcuğum 5. bölümünde Dinçer gelmiştir meslektaşın, meslektaşın evet. ha, ona da sorduk şimdi neredeyse artık 3 ay oluyor evet. bizim programın akıbetiyle ilgili neler söylemek istersin var mı bir yorumu var mı yani mutlaka Şeffaf da söyleyebilirsin evet inşallah televizyona taşırsınız çünkü e, yani ne, ne kadar televizyon eskisi gibi görünse de televizyonu inşallah taşırsınız yeni kanallar açılıyor mesela bak TRT'de de şimdi bir dijital platform kuruluyor hmm, duydum. dijital Kurdu platformlar bilelim. el değiştiriliyor onlar da el değiştirecek Türkiye'dekiler de değiştirecek. E, dijital platformların içine toplanacak YouTube'dakiler. YouTube'da da büyük yatırım yapanlar da YouTube'un içine bir dijital alan oluşturacak. Yol değiştirme dönemi hani 12 Haziran'da ben zaten düşünsene 2022'nin Nisan'ında bu değişikliği kaleme alırken kendi yolumu değiştirmişim. Hı hı. Kendime danışmanlık de vermişim. Demişim ki kitap formatlarımı değiştireceğim. Halbuki düşün bir format çalışıyorsun. Bunu zaten 20 bin insan alıyor. Niye o formatı değiştiresin ki? Doğru, Heh, mantıklı. Ama diyorum ki kendime sen yolda değişime maruz kalacağın için gel Şimdi. şimdiden değiştir. Siz de değişime maruz kalacağınız için Hı -hı. bence değişmekten asla korkmayın. Ve şunu da söylüyorum bana soruyorlar YouTube'a tek başına içerik niye yapmıyorsun? Evet. Yaptık, yapmıyor değildik. Daha dünya ortada yokken kadınlar bilir erken içerik yaptım. yapıyorduk. Evet. Çok erken yaptım. Ama dijital bireysel olarak YouTube'a içerik üretmek bir yerden sonra yorucu olacak ve orada da içeriğin kalitesi çok önemli olmayacak. Yani orası uzun vadede bana göre 2026'nın işte Nisan ayında Neptün Koç'a geçtiğinde orası dev bir kaosa dönüşecek. Çöplük diyorsun. Çöplüğe dönüşecek <laughs> kibarca. Doğru, o yüzden doğru. de burada bütçesi olan hani büyük ben şeyden evet. bahsediyorum bir işte nedir? E medya şirketinden bahsediyorum. Peki. Burada bütün uzmanları toplayıp kendisi bir kanal kurarsa evet. 4 dakikalık, 4 dakikalık Cesi de alır içine, Zeynepi de alır, Ayşe'yi de da alır, alır. Yağmuru da alır. Herkesi alır. Yani bence gazeteciler gibi hani böyle nasıl toparlanıyor. Evet. Bunun gibi bir dijital. Portal gelir evet, diyorsun. dijital dünyada portallar oluşacak. Bence buradaki bütün gazeteci arkadaşlara da söyleyeyim. Çünkü onlar da bireysel yapmaya çalışıyorlar haklı olarak. Çünkü artık e, gazetecilik de artık çok bireysel Herkes kendi gazeteciliğini haber takibini yapıyor. E, özgür düşünce e, tek başına olabiliyor ancak galiba. Ama işte bunun yani içerisinde onların dışında bir şey söyleme hakkın kalmıyor. Yapay şimdi. zeka videoları kaldıracak. YouTube'da ilk önce YouTube dezenformasyona maruz kalacak. Orası seçilecek. Yapay zeka orada devreye girecek. Yani sen orada müdahale edilecek özgün şekilde ifade edemeyeceksin. Kendi. Sen kendi Türkiye'ne göre özgünsün. Dünyaya göre özgür değilsin ki. Ben o yüzden içerik orada üretmiyorum. İlaç sektörlerini yazamadım, şey konuşamadım, onu konuşamadım, bunu konuşamadım. Benim videolarımı kaldırdı. Dünyada özgür değilsen, kendi evet. ülkenin için özgürsün. Belki bir yere kadar. Vallahi. Ona bile, ona Mantıklı. bile, Mantıklı. onu bile ha. İnflu... Kendi ülkende de eğer bir yeri konuşuyorsan bir tarafa göre özgürsün. özgürsü. hakkında düşünüyor düşünüyorsun. O da bitecek. O yani da bitecek. Bu olgu bitecek mi? Kesinlikle bitecek. Şunu söylemek istiyorum. Bakın Messi bile nereye gittiğini örnek alın. Dünyada Messiyi bilmeyen var mı? Hı? Yok. Yok tamam. bir gittiği takımı bilen var mı aranızda? Arap neydi? Arap. Arap mı? Evet. Dubai. Dubai. Dubai'ye Dubai gitti. Aldı parayı biliyoruz. Ne bileyim abi bana hiç Bir şekilde Messi de gidecek. Evet. mi? Evet. Ben yanlış da karıştırıyorum. Dur. Ama ben Messi'yi de okumuştum. Yani araştırmıştım. Eğer yanılmıyorsa. Memet geldi buradan, gidecek zaten diye teyitler var. Ben de evet. yanlış olmasın çok da bilmem futbolu bildiğim şeyler ayrıdır. Ama, Ama olsun öngörünü söylüyorsun. araştırdığım Tabii. şeyler ayrıdır derim her zaman. Dolayısıyla onun gibi düşünün. Yani evet. burada benim anlatmak istediğim kendi e, gö e, dünyanızı güncelleyin, yenileyin ve e, e, infilozurlar bitmek zorunda. Sebebini söyleyeyim, dünya linklenmeye gidemez artık. Evet bitti. Bitti, şu an Türkiye bitti. pazarında şu an ekonomik kriz var. Dolar çıktı. Evet. E tamam. Reklam bütçesi kısıldı. Neyi paylaşacak bizim influencerımız? Ama sen, influencerı sen direkt bir linkle özdeşleştirdin şu anda. Tamam. Hani ürün İHA... yerleştiriyor, video çekiyor. Senden daha çok reklam filmi var. Evet. O senden daha fazla reklam oluyor. Senden daha çok Konu reklam. Bana nasıl döndü bunu? ya şaka yapıyoruz şimdi. Ya. Hayır yani şu an ne yapıyor? Hardcore konuşamadık yani dedik yüksek konuşalım. Dünya onlara yöneliyor ya. Bak görüyorsun işte her şeyde onlarla iş birliği çıkıyor. Hı. Disney bile bugün influencer aracı reklamını veriyor Disney Plus. Ojan televizyonlar dönerdi Ya bu eklenmedi. bir geçiş yani, dönemiydi anladığım geçiş, kadarıyla. Evet, aynen. Peki. Jennifer Lopez'in de makyaj malzemesi vardı. Şimdi şu an konuşuyor muyuz? Makyaj Hayır. malzemeleri de bitti. Türkiye'de de çıkardı birçok evet, influencer. makeup videoları falan tüketti bittik Bittik yani bitecek her şey evet, bitecek. Ona bitiyor. göre konumlanın demek istiyorum. Ha ben ee, işte sen de yaparsın, ben de yaparsın kavgasına girmeyin. Ön görmeye çalışalım. Gelin beraber astrolog olalım. Gelin beraber fitürist olalım. Oğlum gelin işte beraber e, geleceği düşünelim. Gelecek bize ne getirecek diye beraber kafa yoralım. Hı. Kim nereye, neden gidiyor'yu bulmaya çalışalım. Peki. Ben gezegeni söyleyeyim, siz Hı. fikrinizi söyleyin. Şimdi dijital konular eyvallah onu anlayabilirim. Onlar genel geçer durumlar ama hani hep derler ya, e, özellikle bugün hani e, hamile olanlar, çocuk planı yapanlar eee kaybolmaya yüz tutmuş meslekler bir gün tekrar revaçta olacak. Bu yüzden hani sanatçı, zanaatçı hani el sanatları, marangozluk, ne bileyim ayakkabı tamiri, losra salonu şu bu falan bilmem ne bunlar önemli. El yapımı, el yapımı olan benim de yani ben meslek çok olarak önemli. soruyorum. Burası çok önemli ama ben şimdi geçen evet. gün neyi araştırıyorum? Çok lüks markalarımız var ya dünya çapında evet. markalar. O yer. markalarımız için Paris'e gidiyoruz evet. yani. Oradan giriyoruz bir mağazaya alışverişe. Evet. Sana oradaki satan kişi 3 saatte servis veriyor evet. ve kesinlikle ön sipariş vermeni istiyor. Evet. Sebep ne biliyor musunuz? O da artık ön siparişle çalışmak istiyor. Hmm. Bir çantanın evet 10 tane Hayır. çantanın çeşitini çıkarıyor. 10 tane rengini çıkarıyor evet. teknolojinin geliştiğinde evet. fakat asla depolamaya girmiyor. Çünkü Doğru. dünya artık siparişe evet. göre gitmek istiyor. Evet. Kimse depolamak istemiyor. Ha o zaman demek oluyor ki dünyada tüketim alışkanlığı da kapitalist sistemle bir evrim geçiriyor. Yeni bir kod geliyor. Bunu okumamız lazım. Evet, yani biz paramız olunca her şeyi alabiliyorum alabiliriz modundayız da Dünyanın dışındaki parası olan arkadaşlarımız her şeyi bak alamıyor ama bak oradaki beklemeye geçiyor, listeye yazdırıyor kendisini. İşte o yüzden metaverse geliyor <laughs> sana ee, çok. Para harcamadan küçük bir dünya sunacak. Yani oturduğun yerde parça e i̇şte gidecek çalı için... diyoruz ve evet. bireysellik diyoruz. Herkes Tabii. kendi mesleğini halledecek. Herkes kendi alanında e, gelişmek isteyecek. Bir gün astroloji de bitecek. Bu popüler kültürde astroloji de bitecek. Ben onu da söylüyorum ama ben bu popüler kültüre göre ki Ben 20 hmm. yılımı vermişim. O i̇şte yüzden. Bunu. O yüzden de popüler olan her şeyi bitireceğiz. Bunda sadece Influencer değil, sadece YouTube değil, sade bir de bu arada dünyaya kafa yormak zorundayız önümüzdeki öyle. Tabi ki. Neden? Dünyada 3. Dünya Savaşı'nı konuşacaksak biz sizince Jennifer Lopez'in gelecekteki evliliğini mi düşünüyor olacağız? Çak da fifi. Ha Hande'nin acaba evlenip boşanmasını o gün kafa yoracak mıyız? Hayır. Biz ülkede burada <laughs> depremle biz... mücadele ederken İsrail tüm ülke olarak sokağa döküldü. Yarı darbeden geçti. Haberimiz var mı? Yok. Var senin var, herkesin, herkesin yok. Herkesin yok. İnsan yangınını görür. Evet. Haklısın. Önünü görür. O yani. yüzden geleceğimiz çocuklarımız, onlar için sakın korkmayın. Hı hı. Sakın korkmayın. Onlar önümüze bakıyoruz, geleceğimize bakıyoruz. Gelecek bizim için, hı hı. bizim şu anki yaşayan tüm canlılar için biraz şu an önümüzdeki 3-4 yıl biraz daha gergin, sıkıntılı, sıkışmalı olabilir. Yalnız krizleri yönetirseniz Manipülasyonlara maruz kalmaz da manipüleyi iyi de iyi yönetirseniz, dezenformasyonun içinden çıkarsanız, birileri sizi sevsin diye mücadele etmezseniz, saygıyı da kazanmışsanız, kendiniz de yetiştiriyorsanız, siz 2024 Ekim'e kadar olmuş olacaksınız. Haydi! Evet. Evet. Kaza sen... verdik! Evet, valla nefis. Biz, e, yani, ya sana doyum olmuyor. Evet, biz başka içerikler de getirdik ama sen daha da dolusunu getirdiğin <gülüyor> için... <gülüyor> evet. Biz <laughs> şu anda bizi biraz, sönük kaldı. Evet, biraz sönük kaldı ama seni uğradıktan sonra biz en azından birkaç kelam ederiz tamam. burada. Vallahi çok teşekkürler Zeynep. Yani, her zaman çok olduğu gibi. Oldu. Seyircinizi inşallah yormamışımdır. Çok doldurdum biliyor çok musun? Çok bilgi vermeye çalıştım. Çok bilgi Doğru, verdim. i̇yi, olmanızı istiyorum. Çok, olmanız şey istiyorsan. Istiyorsan. çok kere şey izleyecekler yaptım. bu videoyu. Valla parçaları. Çok Kesinlikle. teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Okumayı ihmal edin. etmeyin. Bol bol okuyun. Evet. Uygulamayı da indirin daha fazlasını oradan edinin. Diyelim Zeynep için. E i̇nşallah yani astroloji ihtiyacınız varsa bir bilgiye sahip olmak istiyorsanız ben alanımın uzmanlığını yapmaya hep devam edeceğim inşallah. Ve dolayısıyla da soracağınız sorulara haritanın üzerinden cevaplamaya çalışırım.